Merhaba, ben Kamerol Günaydın. Good Fortress'ta iletişim çemberinde gönüllülük yapıyorum. Aynı zamanda Good Fortress'ın ilk yerel çarşısı olan İzmir çarşısında da içerik ve iletişim sorumlusuyum. Bugün size dijital pazarlama eğitimi vermek istiyorum. Öncelikle insanlar neyi satın alırlar? Buna bir yoğunlaşmak istiyorum. İnsanlar özellikle dijital pazarlama söz konusu olduğunda fayda satın almaya odaklanırlar. O ürünü aldığında ona ne gibi avantajlar, faydalar sağlayacak? O sonuçlar onu ne gibi sonuçlara elde etmesine sağlayacak? Onlara yönelik bir satın alma eğilimleri oluyor insanların. Dolayısıyla ideal müşteri profilini oluştururken bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Dijital pazarlama mı yoksa geleneksel pazarlama mı? Bunu önce ayırt etmek gerekiyor. Farkını gerçekten iyi bir sindirmek gerekiyor. Geleneksel pazarlama dediğimiz aslında açık alan reklamları, işte billboardlar, afişler gibi, radyo, televizyonda yayınlanan reklamlar, yazılı basınlar, gazete, dergi gibi. Ya da işte telepazarlama, telefon etme, işte mesaj atma gibi ya da mağaza vitrinleri olarak düşünebilirsiniz. Dijital pazarlamayı da tabii ki hepimizin bildiği gibi internet siteleri, sosyal medya, içerik pazarlamaları, affiliate ve inbound pazarlamalar, e-posta pazarlamaları, işte arama motoru pazarlaması gibi çeşitli dalları var. Dijital pazarlamayla geleneksel pazarlamayı karşılaştıracak olursak da gerçekten iyi bir stratejiyle dijital pazarlama çalışması yaptığımızda bir kere maliyetimiz azalmış oluyor. İletişimi daha iki yönlü bir iletişime dönüştürmüş oluyoruz. Geri bildirim alma ihtimalimiz artıyor. Etkileşimleri ölçebiliyoruz. Zamanımız azalıyor. Bu pazarlamaya ayırdığımız zaman büyük ölçüde azalıyor. Hedef kitle erişimine mutlaka hani değinmekte fayda var burada. Dijitalde daha fazla hedef kitleye ulaşabiliyoruz. Analiz ve raporlama olanağı da sağlıyor dijital pazarlama. Şimdi bu strateji oluştururken dikkat etmemiz gereken, edinmemiz gereken bir takım roller var. Bunlardan biri uzman olmak. Yani sattığımız ürünle alakalı sanki bir danışmanlık verecek kadar bunun uzmanlığına sahip olmak gerekiyor. Sorulan her soruya insanların üzerinde baskı yapmadan yardımcı olmaya çalışarak bir rol edinmek gerekiyor. Sık sık yeniden bağlantı kurmalıyız. Özellikle bir topluluk oluşturmak istiyorsak ve bu toplulukta bizim ürünlerimizi deneyimleyen insanların diğer kişilere de bu deneyimi aktarması için bu topluluğu büyütmek gerekiyor. Dolayısıyla sık sık mutlaka varlığımızı hatırlatmamız, insanların bizi unutmasına müsaade etmememiz gerekiyor. Bunu da sık sık yeniden bağlantı kurarak elde edebiliriz. Görsel olmak gerekiyor. Yani görsel derken fotoğraf çekimlerine mutlaka önem vermek ve olabildiğince işin yaratıcı tarafını göstermek gerekiyor. Ve tabii ki üreticilerin özellikle kamera karşısına geçmesini de tavsiye ediyoruz. Güzel olanı da tekrar etmek gerekiyor. Yani hangi fotoğraflar, hangi resimler ya da hangi içerikler beğeniliyorsa bunları çok da sıkmadan tekrar etmekte fayda var. Şimdi ürün fotoğraflamadan biraz bahsedeceğim. Ürün ve hizmet fotoğrafı nasıl çekilmeli? Biliyorsunuz ürünleri olabildiğince kullanım halinde mümkünse dış ortamlarda, farklı farklı ortamlarda fotoğraflamak gerekiyor. Fotoğraflarken biraz daha hani alışılmışın dışına çıkmakta fayda var. Beklenmedik olduğunda daha çok ilgi çekme ihtimalimiz artıyor. Şaşırtıcı olabiliyoruz. Ve tabii ki başka bir açıdan da duygusal yaklaşmak gerekiyor fotoğraflarken. Bir duygu uyandırmak, insanların ilgisini uyandırmak gerekiyor. O yüzden o hani duygulara yönelik bir fotoğraflama da çalışmak lazım. Ama tüm bunları yaparken de basit düşünmek lazım. Yani anlatacağımız şey, o hikaye, oluşturduğumuz kompozisyon tam anlamıyla basit, anlaşılır ve birleştirici bir mesaja sahip olması gerekiyor. Şimdi türeticiler, satın alan kişiler bir ürün sayfasını görüntülediklerinde ilk olarak fotoğraflara bakarlar, ürün fotoğrafları. Yani dolayısıyla ürün fotoğraflarımıza gerçekten çok değer vermemiz ve önemsememiz gerekiyor.
İki tür fotoğraflama yöntemi var. Burada ilki temiz beyaz arka plan üzerinde tamamen ürüne odaklı olan görseller. Bunlar öne çıkan ürünü farklı açılardan sergileyen dümdüz fotoğraflardır. İkincisi de daha lifestyle dediğimiz yaşam tarzı fotoğrafları. Bunlar ürünün amaçlanan kullanım ortamlarında veya işte tamamlayıcı ürünlerle birlikte kullanıldığını gösteren yaşam tarzı fotoğrafları. Mesela bir halı örneği verecek olursak, halıyı bir oda içerisinde görüntülemek kesinlikle türeticinin gözünde o halıyı daha içselleştirmesi ve satın alma ihtimalini de artırması söz konusu. Şimdi birinci adım olarak fotoğraflama yaparken ev ortamında ya da düşük bütçeyle birinci adımda arka planı ayarlamamız gerekiyor. Ürünümüzü arka plana sabit bir şekilde, oynama yapmayacak bir şekilde yerleştirmek gerekiyor. Bunun için her zaman aslında bilgisayar ortamında editlerken arka planı güzel bir şekilde rötuşlayabilmek ve hani çıkarabilmek için beyaz ya da açık renkli bir fon kullanmayı öneriyoruz. Dolayısıyla beyaz bir karton kağıdı ya da işte A4 kağıdı bile olabilir. Bir yere sabitlememiz gerekiyor. Benim tavsiyem gün ışığından olabildiğince faydalanmanız. Bunun için sandalye ya da tabureyi pencerenin kenarına koyabilirsiniz ve örtüyü, hani beyaz örtüyü ya da işte o hani bulduğunuz kağıdı o sandalyeye ya da masaya mandallamakla çözebilirsiniz basitçe. İkinci adım olarak aydınlatma çok önemli. Şimdi evet, gün ışığından faydalanarak aslında ışık masrafından kurtulabiliyoruz ama bu ışığı olabildiğince efektif kullanabilmek için de şöyle bir yöntem öneriyorum. Pencerenin kenarında konumlandırdığımız masanın ya da sandalyenin üstüne ürünümüzü koyuyoruz. O ürünümüze yan taraftan gelen gün ışığını diğer taraftan da yansıtabilmek için diğer taraftan bir beyaz kağıt ya da bir beyaz örtü daha tutmak gerekiyor. Ya da biraz daha profesyonel yaklaşmak için bir reflektör edinebilirsiniz. Ama reflektöre de çok ihtiyaç olmayabiliyor. Özellikle ufak ürünlerde. Bir beyaz örtünün de diğer taraftan ışığı yansıtmasını sağlayabilirsek yeterli olacaktır aydınlatma konusunda da. Üçüncü adım olarak bir tripod önerebilirim. Tripod da tabii ki bulanık görüntüleri önlemek ve kamerayı sabitlemek için kullanılıyor. Çok fazla örnekleri var internette, zaten karşılaşmışsınızdır. Son olarak da dördüncü adım, çekim sonrası işlemler. Fotoğraf rötuşlamayı mutlaka unutmayın. Evet, beyaz ev arka planda çekiyor olsak bile arka planın tam olarak beyaz olduğundan emin olmak gerekiyor. O kırışıklıklar ya da herhangi bir ufak doku farklılıkları mutlaka fark edilir. Biraz daha profesyonel seviyeye yaklaştırmak için bir takım düzenleme araçları var. Bunlardan zaten birazdan bahsedeceğim. Onları kullanarak basitçe fotoğraflarınızı rötuşlayabilirsiniz. Fotoğraf ve yazıyı birleştirmek bir evlilik gibi. Bunu bu şekilde düşünebilirsiniz. Yani içerik oluştururken o fotoğrafı, yani ürünlerin nasıl kullanıldığını, nasıl bir ihtiyacı karşıladığını, çözdüğünü göstermemiz gerekiyor o yazıyı oluştururken. Dolayısıyla fotoğraf, yani ürünün açıklamalarını yazarken ya da bir içerik oluştururken mutlaka fotoğrafı tamamlayan yazılar yazmalıyız. Mesela işte bir ürünü betimleyen o fotoğrafı anlatmak yerine o fotoğrafı nasıl tamamlayabiliriz? Buna odaklanmak gerekiyor. Şimdi strateji belirlerken dijital pazarlamada nelere dikkat edilmeli? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle ilk olarak yapmamız gereken zaten hedef kitle analizi. Biliyorsunuz her ürünün bir alıcısı vardır. Olabildiğince bu kişilere ulaşmamız gerekiyor. Hedef kitleyi şöyle özetleyebiliriz. Ürün ya da hizmetinizle ilgilenebilecek herkes. Bu hedef kitleyi nasıl oluşturabiliriz? Bir takım sorular sormamız gerekiyor kendimize ürünümüzle alakalı. Ürünüm ya da hizmetim hangi ihtiyaçları karşılıyor? Fiyat aralığı hangi sosyoekonomik gruba hitap ediyor? Ürünümü kimler kullanabilir? Hangi yaş aralığına, cinsiyete ve profillere uyuyor? Ürün hangi ilgi alanlarına giriyor veya hangi ilgi alanları ile ilişkili? Bu hedef kitle çalışmasının sonunda önümüze bir avatar, bir profil, bir persona, bir türetici personası çıkıyor. Bu personanın, avatarın ya da kişiliğin sahip olduğu özellikler sizin aslında hedef kitlenizin özellikleri oluyor. Bu sadece bir persona olmamalı. Birden fazla, hatta belki 10-15 tane olsa
çok daha işinize yarar. Dijital pazarlama hedeflemesi söz konusu olduğu için. Bunun için yaş grubuna, cinsiyete, yaşadığı yere, mesleği, işte maddi durumu, ilgi alanları, eğitim durumu, medeni hali, dini inancı, kullandığı dile kadar düşünmekte ve bunları uygulamakta fayda var. İkinci olarak dikkat etmemiz gereken temel maddede paydaş analizi, yani aslında bilinen adıyla rakip analizi. Bu konuda tarafsız yaklaşmak gerekiyor. Bu çok önemli. Paydaşları da şu şekilde aslında özetleyebiliriz kısaca. Ürün veya hizmetimize benzer ürünler satanlar. Aynısı olmak zorunda değil, benzer de olabilir ya da direkt aynısı da olabilir. Bu paydaş analizini yaparken de şunlara dikkat etmek gerekiyor. Fiyat politikası ve takibi, uzun bir süre takip etmek gerekiyor. Fiyat politikasını nasıl konumlandırmışlar ve nasıl işliyor bu politika? Ürün hizmet kalitesi ve ürün üretim hacimleri. Bu SWOT analizini de yapmak gerekiyor. Aslında SWOT analizi diye bir şey var. SWOT olarak geçer. Orada işte zayıf, güçlü yönlerimiz belirlenir. Aynı zamanda bu pazardaki fırsatlarımız ve tehditlerimiz de listelenir. Bunu aslında rakip analizinde de yapmamız gerekir. Dolayısıyla zayıf oldukları alanlar neler ve güçlü oldukları alanlar neler bu paydaşların, bunları da belirlemekte fayda var. İnternet sitesinin tasarımı ve kullanışlığını mutlaka gözden geçirmeliyiz. Hangi ürünleri ön plana çıkarıyorlar? Sosyal medya hesapları ne kadar aktif ve ne hızla büyüyor? Ne sıklıkla içerik üretiyorlar? Kitleleri artıyor mu, azalıyor mu? Kullandıkları anahtar kelimeler neler? Reklam metinlerinde neler yazıyor gibi birçok şeyi barındıran bir rakip analizi, bir paydaş analizi yapmamız gerekiyor. Üçüncü olarak da strateji belirlerken bir marka hikayesi oluşturmak lazım. Bu marka hikayesini oluştururken sürükleyici ve dikkat çekici olmamız gerekiyor. Duygulara hitap edebilen, kolay okunabilir ve olabildiğince de samimi bir dille yazılmış olması gerekiyor. Şimdi bu marka hikayeyi oluştururken şu soruları sorabiliriz. Nasıl başladınız? Nasıl bir geçmişe sahipsiniz? Tutku ile yaptığınız işler neler? Neden bu işi yapıyorsunuz? Ve bu noktaya nasıl geldiniz? Bu soruları eğer yanıtlayabilirsek zaten bir marka hikayesi oluşturmuş oluyoruz. Ama bunu oluştururken bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Onlardan biri de şu: satış amacı gütmeden, markanın oluşum ve gelişim evrelerini atlamadan anlatan ve sanatsal özellikler de taşıyan bir metin oluşturmak gerekiyor. Yani biraz daha edebi bir taraftan yaklaşmak gerekiyor. İkinci olarak hedef kitlemizin iyi anlatılmış bir hikaye sayesinde bizimle, markamızla daha kolay empati kurabilir hale gelmesi gerekiyor. Yani yazdığımız metnin karşı tarafta bir empati duygusu yaratmış olması lazım. Mutlaka görsellerle desteklenmeli. Bu marka hikayesini oluştururken üretim aşamasından ya da işte bu üretime başlamadan önceki zamandan fotoğraflar, görseller ya da ürünlerin kendi görselleri, kendinize olabildiğince gösterdiğiniz, sergilediğiniz görseller olması lazım. Ve tabii ki son olarak da ilham vermeli yazımız. Motivasyon etkisi yaratmalı. Ve tekrardan altını çiziyorum, empati yaratmalı. Çünkü karşı tarafı gerçekten hani aklında yer edinebilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla marka hikayesini de bu şekilde özetleyebilirim. Son olarak da strateji belirlerken dikkat etmemiz gereken şeylerden sonuncusu da marka dili belirleme. Bu aslında net ve tutarlı olması gereken bir strateji ve en önemli stratejilerden biri. Marka dilini şöyle, hani yani logo ya da slogan gibi kurumsal kimliğin önemli bir parçası olarak benimsemek gerekiyor. Marka dilini belirlerken de şu soruları sormamız lazım. Faaliyet gösterdiğimiz sektör ne? Mesela bir hani sağlık sektöründeysek biraz daha resmi bir dile kaymakta fayda var. İkinci olarak marka türeticide nasıl bir izlenim bırakmak istiyor? Üçüncü olarak hedef kitleyi iyi analiz ettik mi? Nasıl bir kitlemiz var? Dördüncüsü, anahtar kelimelerimiz neler? Gerçekten sürekli olarak kullanacağımız ve o kelimeleri kullandığımızda bizi anımsayabilecekleri kelimeler yaratmamız gerekiyor. Mizah kullanacak mıyız? Samimi veya ciddi bir dil mi?
benimseyeceğiz bu soruları sormak ve bunu bu şekilde oluşturmak gerekiyor. Şimdi sosyal medyada etkili içerik oluşturmaktan bahsedeceğim. Öncelikle markamızın bir bloğu olursa eğer bu bloğu besleyerek biraz daha görünürlüğümüzü artırabiliriz. Eğer bir blog sayfamız yoksa mutlaka açın ve yazmaya başlayın. Bunun için bazı blog sayfaları var ya da web siteniz varsa web sitenizde ayrı bir sekme olarak açabilirsiniz. Ya da Medium gibi bir sosyal medya platformunda da bir blog oluşturabilirsiniz. Burada belli ipuçları markanızla ilgili, işte ürünlerinizle ilgili, markanızın hikayesini ya da işte içinizden gelen diğer şeyleri aktarabileceğiniz ve karşı tarafla bir bağ kurabileceğiniz bir alan yaratmamız gerekiyor. Kamera arkası çekimler yapmaya çalışalım. Çalışanlarınızın ya da sizin iş başında fotoğraflarımızı çekerek onların, yani o ürünlerin arkasında insanların çalıştığını karşı tarafa yansıtmak gerekiyor. Bunu sosyal medyadan ara sıra göstermekte fayda var. Soru cevap kısmı var. Mutlaka takipçilerimizin ya da hedef kitlemizin merak ettiği sorular olacaktır markamıza ve ürünlerimize dair. Bu soruları zaman zaman toplayıp cevaplandırmak gerekiyor ki o sorular sürekli kafalarda dönmesin. O soruları olabildiğince yanıtlayıp defteri kapamak lazım. Dolayısıyla hem sosyal medyadan hem de diğer kanallarınızdan, dijital kanallarınızdan olabildiğince soru cevaplar yapmamız lazım. Ürün ipuçları vermek çok etkili oluyor. Mutlaka ürün ipuçlarını düşünüp, hatta bununla ilgili özel araştırmalar yapıp belirlemek ve ara sıra paylaşmak gerekiyor. Hatta bunun için sizden alışveriş yapan kişilerle de iletişime geçmek de güzel bir fikir olabilir. Zaman zaman bu tarz etkili içerik olarak düşünebileceğimiz ürün ipuçlarını da değerlendirmek lazım. Tarifler paylaşmalıyız. Bu illa bir yemek tarifi olmak zorunda değil. Sizin ürününüzle yapılabilecek, birleştiğinde oluşturulabilecek başka şeyler de olabilir. Mesela bir atıyorum işte hafta sonu keyfi gibi bir konsept bile oluşturmak aslında bir tarif etmek oluyor. Dolayısıyla ürünümüz ile yapılabilecek çeşitli kombinasyonlarda tarifler oluşturmak ve bunları zaman zaman paylaşmak karşı tarafla bir bağ oluşturmak için çok etkili. Bunu da önerebilirim. Aynı zamanda araştırmalar da sektörle alakalı, ürünlerimizle alakalı edindiğimiz bilgileri, istatistikleri zaman zaman paylaşmamız bizim o alandaki uzmanlığımızı gösterir. Bize o konudaki saygınlığımızı kazandırır. Dolayısıyla ara sıra araştırmaları da paylaşmakta ve bu konudaki görüşlerinizi karşı tarafa aktarmakta da fayda var. Yine aynı şekilde araştırmalar gibi sektörel haberler de sizin o konudaki güncelliğinizi gösteren bir yapıya sahip. Dolayısıyla mutlaka trendleri takip etmeli, ürünümüzle alakalı ya da o sektörümüzle alakalı haberleri takip etmeli ve onunla ilgili ilginç içerikler, ilgi çekici, şaşırtıcı içerikler oluşturmamız gerekiyor. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Size iyilik dolu ve faydalı satışlar diliyorum. Her zaman bana istediğiniz zaman, istediğiniz konuda danışabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.